Bütün yaşların keyifli ve kaliteli bir yaşam sürdürmesini, yaşadıkları her dakikanın tadını alarak hayata daha mutlu bakmanın amaç haline getiren Doktor Selahattin Palamut Yaşlı Bakım Merkezi'ne konuk oluyoruz şimdi. İzleyelim. Değerli Altın Rehber izleyicileri, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Mersin Toroslar'da özel Doktor Selahattin Palamut Yaşlı Bakım Merkezi bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibi Buğra Palamur var. Buğra Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Buğra Palamut, kurumun sosyal hizmet uzmanıyım. Aynı zamanda sorumlu müdürüyüm. 2006 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Burada Alzheimer, demans, Parkinson yaşlılarımıza hizmet vermekteyiz. Bunun dışında hastane öncesi ve hastane sonrası bakımlarını yapıyoruz yaşlılarımızın. Burada yemeğimiz kendi bünyemizde pişiyor. Burada yaşlılarımıza kurum hekimimiz Selahattin Palamut başta olmak üzere hemşirelerimizle beraber ayarladığımız diyet programlarıyla, normal yemek programlarıyla yaşlarımıza yemekler veriliyor. Bunların dışında bizim dışarıdan bazı zamanlarda uygun gördüğümüz durumlarda psikiyatri uzmanları, nörologlar ve fizyoterapistler geliyor. Uygun görülen yaşlara biz burada fizik tedavi uyguluyoruz. Aynı zamanda fizik tedaviye giden yaşlılarımıza buralarda yine fizik tedavi uzmanlarının bize verdikleri programla yaşlılarımıza o programları uyguluyoruz. Bunun dışında yaşlılarımızın yakınlarına biz 7-24 odalar hariç, banyo tuvalet hariç, tabii ki mahremiyet yerler hariç her yerden 7-24 canlı yayın sağlıyoruz. Bunların dışında Alzheimer demans hastalarının dışında biz hastane öncesi ve hastane sonrası bakımları da üstlenip kişileri hastane şartlarına alıştırıyoruz. Onları hastane şartlarına gelene kadar bakıyoruz. Ondan sonraki bir ameliyatı, herhangi bir bakımı olduğunda da onları yönlendiriyoruz. Peki sosyal faaliyetleriniz nelerdir kurum olarak? Mesela özellikle yaşlılarımız bu yaş grubunda biraz daha çocukluğa dönüş aşamalarındalar. Becerileri için işte sosyal aktivite anlamında neler yapıyorlar? Kısaca bunlardan da bahsedelim. Tabii ki. Şimdi yalnız şöyle bir şey belirtmek isterim. Burası daha önce Özel Doktor Selahattin Palamut Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ydi. Biz 2014 yılından itibaren sadece Yaşlı Bakım Merkezi olduk. Bunun nedeni de motorize dediğimiz kendi kendilerini idame ettirebilen, ifade edebilen yaşlıların daha az olması ve bunların yokluğunun az olmasından dolayı da biz statü değiştirdik. Eskiden daha çok aktivite yapabilirken şimdi Alzheimer demans hastalarımız fazla olduğu için daha çok eski müzik dinletiyoruz, bazen animasyonlar izletiyoruz. Çocukluk dediniz ya siz de. Müzik eğlencelerimiz oluyor burada. Mersin Devlet Opera ve Balesi bazı zamanlar buraya geliyor, burada gösteri yapıyorlar. Ve yaşlarımız bundan çok büyük mutluluk duyuyorlar. Ziyaretçilerimiz geliyor okullardan, işte sosyal yardımlaşmalardan. Ondan sonra değişik eğitimciler geliyorlar ve bizleri ziyaret ediyorlar. Bunların ziyaretleri yine yaşlarımızı memnun ediyor. Yani biz aslında dediğim gibi burada çok bir şey yapamıyoruz. Alzheimer demans hastası oldukları için işte hamur işi, ondan sonra el becerilerini geliştirici faaliyetler yapabiliyoruz. Peki sadece Alzheimer, demans ve Parkinson hastaları mı kabul ediliyor, yoksa kronik vakalar, yani daha böyle ağır vesaire ya da kabul edilmeyen hasta türünüz var mı diye sorayım. Anladım. Bu daha doğru olur. Anladım. Bizim burada sadece kabul edilemeyen yaşlı bulaşıcı hastalığının olmaması gerekiyor. Aynı zamanda şizofreni, paranoya gibi mental sorunlarının olmaması gerekiyor. Ve hani psikiyatrik rapor doğrultusunda zaten buraya geliyorlar. Bunların dışında biz hemen hemen tüm yaşlılara bakabiliyoruz. Peki kurumunuzda kaç kişilik bir kapasite var? Kurumumuzun kapasitesi 43 kişi. Mevcut şartlarımızda 43 kişiye çok rahat bakabiliyoruz. Personellerimiz yeterli sayıda. Hepsi deneyimli personeller. O yüzden her soruna, her yaşlıya bir sorunu olduğunda doktorumuz, hemşiremiz anında müdahale edebiliyor. O yüzden de kapasitemiz doğrultusunda yaşlarımıza hizmet verebiliyoruz.
Ağır hastaların da kabul edildiğini söylediniz. Evet. Mesela bunun için yeterli olan bir üniteniz, yoğun bakım ünitesi gibi bir üniteniz var mı? Evet, bizim iki blokta da A ve B bloklarımız var. İkisinde de yoğun bakım ünitelerimiz var. Bunlar yine hemşirelerimiz ve kurum doktorumuz Selahattin Palamut'un kontrollerinde sürekli olarak denetim altındalar, gözetim altındalar. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki yemekleriniz catering şirketi tarafından mı hazırlanıyor, yoksa burada sizlerin hazırlamış olduğu, yani uzmanların daha doğrusu diyeyim, hazırlamış olduğu program üzerinden burada mı yapılıyor? Yemeklerimiz kendi bünyemizde pişiyor. Aşçımız yemekleri pişiriyor ve biz doktorumuz, ben kurum müdürü ve hemşirelerimiz yemek listesini kontrol ediyor. Yemek listesini kontrol ettikten sonra biz yemeklerin pişiminde de yine başındayız, kontrol ediyoruz ve yaşlarımıza ondan sonra sunuluyor. Peki hasta yakınlarının, yaşlılarımızın yakınlarının ziyaret edebilecekleri özel bir gün mü var, yoksa 7-24 istedikleri saatte gelip ziyaret edebiliyorlar mı? Normalde 7-24 ziyaretleri var ama biz yaşlının daha iyi bakılabilmesi için, çünkü her yaşlının yakınının için kendisi özel. Yani bu özel olduğu için de biz hizmetin aksamaması için, yaşlının bakımının daha iyi olması için 2 ile 4.5 arası diyoruz. Çünkü bu 2.5 ile 4 arası onların boş vakitleri gibi bir vakit olduğu için daha fazla misafirimizi kabul edebiliyoruz. Yani onun dışında da biz gene kabul ediyoruz önemli durumlarda, ama dediğimiz gibi yaşlıların iyi bir hizmet alabilmesi için 2 ile 4.5 arası diyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu da soralım. Alt yayın bandımızda şu anda zaten sizin iletişim bilgileriniz açık bir şekilde yayınlanıyor. Sadece Mersin ve çevresinden mi hasta, yani yaşlı kabul ediyorsunuz, yoksa Türkiye çapında bu hastaları kabul ediyor musunuz? Biz yurt dışı ve yurt içi de kabul ediyoruz. Bize yurt dışından gelen birçok yaşlımız var. Hatta burada kalan birçok yaşlımızın yakını da yurt dışında yaşıyor. Oralarda yaşlılarımız dil problemleri ve sorunlar yaşadıkları için aileleri tarafından biz tercih edildik ve bize gönderildi. Dediğim gibi biz hem yurt içinden bütün 81 il ve yurt dışından da yaşlı kabulünü yapıyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Buralara kadar geldiğiniz, bizleri ziyaret ettiğiniz, bizleri böyle bir program sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Uzmanımıza vermiş olduğu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Mersin Toroslar'da özel doktor Selahattin Palamut Yaşlı Bakım Merkezi bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?